Nereye daldın böyle Günseli? İlerideki tepenin yamacına bakıyorum. Çiçekler çok güzel açmışlar. Kırmızı çiçekleri. Kilim boyadığımız çiçekler mi? Evet. Biliyorsun, kilimlerimiz onlar sayesinde böyle parlak ve güzel. Güneş Ana, yine kilim yapalım mı? Ben artık çok yaşlandım. Ama bence artık senin de tek başına kilim dokuma zamanın geldi. Yapabilir miyim? Tabii ki. Hem Maysa ile Kiraz'a da söyleriz. Sana yardım ederler. Bu sayede onlar da öğrenmiş olurlar. Yaşasın. Yarın sabah erkenden çıkıp kırmızı toplarım. Yukarıda konaklayabileceğimiz bir alan var. Hadi kervan toplansın. Bulut! Bulut! Ne tarafa gidiyorsun? Tepenin oraya çıkıyorum. Bugün koyunları orada otlatacağım. Ben de o tarafa gidiyorum. Beraber gidelim. Ne yapacaksın bu saatte orada? Kırmızı çiçeği toplayacağım. Hadi Maysa, in artık. Çok ağırsın. Ama çok keyifli. Ne olur biraz daha taşıyın. Hadi ama daha çok işimiz var. Su doldurmamız lazım. Hayır. Bakın işte kırmızı çiçekleri geliyor. Kırmızı çiçeği mi? Çok komik. Aynı kırmızı gibi. Öyle zaten. Kilimlere kırmızı rengini verdiği için ona kırmızı demişler. Ah, çok yoruldum. Eline sağlık Günseli. Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı. Evet, işin bundan sonrası Günseli ile size ait. Gel bakalım Maysa, dedenden dokuma tezgahını alalım. Dede, dede, ninem dokuma tezgahını istedi. Dur bakalım, şu tahtaları sıkıştırıp ipleri sağlamlaştırayım, sonra birlikte götürürüz. Sen şuradan kirkiti al. Kirkit, kirkit. Dede neden buna kirkit diyorlar? Kilim dokurken iplere değdiğinde kırkırt, kırkırt, kırkırt ses çıkarttığı için demişler. Kırkırt, kırkırt. Oh, bu sondu. Benim işim bitti. Olur mu? Daha çok işimiz var. Daha karıştırıp kıvamını tutturmamız lazım. Sonra kilim dokuyacağız. Ama benim kardeşime bakmam lazım. Dokumaya yetişirim. Ah Kiraz'a. Peki sen bilirsin. Gel bakalım Günseli. Kiraz nerede? Kardeşine bakmaya gitti. Peki tamam. Dokuyacağın desenlere karar verdin mi? Aklımda bir şeyler var. Ama tam emin değilim. Bak. Biliyorsun, bu hayat ağacı. Hayat ağacı yıldızlara yükselmiş. İşte bunlar da yıldızlar. Yıldızların altında eli belinde anneler. Yanlarında da küçük kızları. İşte o benim. Evet, o da sensin. İşte böyle Günseli. Biz yıllardır hikayelerimizi kilimlerin üzerinde anlatırız. Mutluluklarımız, hüzünlerimiz hep kilimlerdedir.
Maysa. Bunu öğrenmen lazım. Ama çok uykum geldi. Ne çabuk bitirmişsin. Ne çabuğu? Sen saatlerdir uyuyorsun. Bitirdin mi? Renkler ne güzel olmuş. Değil mi? Beğendin mi? Bilemedim. Ben olsam biraz daha süslü yapardım. Evet, ben de. Rüyamda gördüklerim daha güzeldi. Hem ben boncuk da koyardım. Günseli, nereye böyle? Bizim çadıra gidiyordum. Kilimi bitirmişsin. Bakayım. Bunlar bizim obanın kadınları mı? Bu çapraz çattıkların çadırlarımız. Bunlar da sürülerimiz de develerimiz galiba. Evet. Günseli, sen obamızın hikayesini kilimine işlemişsin. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gerçekten güzel mi? Ama Kiraz da Maysa beğenmedi. Bazen bir şeyi beğenmenin yolu onu anlamaktan geçer. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Günseli, bunu sen mi yaptın? Evet Perçem teyze. Ne güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Artık Kiraz'la Maysa da birer kilim yaparlar. Ama ben tam nasıl yapıldığını bilmiyorum ki. Evet ben de, çünkü uyudum. Gelin size bir hikaye anlatayım çocuklar. Zamanın birinde uzak diyarlarda bilge bir ressam yaşarmış. Yaptığı resimlerle herkesin saygısını kazanmış. Bu ressamın bir de çırağı varmış. Çırak bir gün çok güzel bir resim yapmış, sevinçle resmini ustasına götürüp göstermiş. Usta resmi bir süre inceledikten sonra çırağına, bu kalemi ve resmini çarşının en kalabalık yerine bırakıp insanlardan resimde beğenmedikleri yerleri işaretlemelerini iste demiş. Ressamın çırağı ustasının dediğini yapmış. Bir süre sonra resmini almak için geri döndüğünde resminin işaretlerden görünmediğini fark etmiş. Çok üzülen çırak elinde resimle ustasına gelmiş. Bunun üzerine usta çırağından aynı resmi yapmasını ve onu da tekrar çarşının en kalabalık yerine bırakmasını söylemiş. Yalnız bu sefer kalem yerine resmin yanına bir fırçayla boya koymasını ve insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmelerini istemesini sağlık vermiş. Genç çırak tekrardan ustasının verdiği görevi yerine getirmiş ve bir süre sonra resmini almak için geri dönmüş. Bir de ne görsün, resminin üzerinde tek bir çizik bile yokmuş. İşte böyle çocuklar, bazen bir şeyi tenkit etmek kolaydır. Ama asıl olan ondaki güzelliği görüp yapıcı olmaktır. Ben zaten çok beğenmiştim. Ellerine sağlık Günseli. Eline sağlık Günseli.